Gazete manşetleriyle devam edelim isterseniz. Bakalım gazeteler bugün hangi haberleri öne çıkarmış. Önce Star gazetesine bakacağız. Gazetenin manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarının startını İzmir'den verdiğine vurgu yapılmış ve İzmir'deki mesajları detaylı olarak ele alınmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Derdimiz milletin ittifakı" sözü de başa çekilmiş. Cumhur İttifakı'nın amacının milletin ittifakını sağlamak olduğunu vurgulayan Erdoğan, CHP'ye yüklendi. Haberlerimize de paylaştık. Ülkeye hizmet etmek gibi bir dertleri yok dedi. Başbakan Binali Yıldırım da İzmir'deydi. Star gazetesi başbakanın mesajlarına da yer vermiş. Türkiye'nin geleceğini bölücülere ve FETÖ'cülere teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok diyor Başbakan Binali Yıldırım İzmir'den verdiği mesajlarda. Hemen altında Şer cephesi çökünce Gül iflasını açıkladı. Dün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın mensuplarının karşısına geçip yaptığı açıklamalara da Star gazetesinde yer verilmiş. Belki de en güzel haberlerden biri, teröriste dar edilen Kato'da uçurtma şenliği başlığıyla gazetenin ilk sayfasında karşımıza çıkıyor. Terör örgütü PKK'nın yıllarca karargah ve lojistik merkez olarak kullandığı Şırnak-Van arasındaki Kato'da bugünlerde çocuk sesleriyle yankılanıyor. Mehmetçiğin teröristlerden temizlediği dağın eteklerinde uçurtma şenliği düzenlendi. Askerler, güvenlik korucuları ve öğretmenlerin de dahil olduğu etkinlikte çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı diyor haberde. Ve sınırda bahar temizliği, Mehmetçiğin yurt içi ve Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonlara atıfta bulunulmuş, bahsedilmiş. Teröristlere büyük darbe vurulduğu vurgulanıyor. Son bir haftada PKK'nın barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullandığı Tunceli, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda biri lider kadrodan olmak üzere 13, Kuzey Irak'ta da 28 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanmış Star gazetesinde. Devam edelim, Akşam gazetesine geçelim isterseniz. Bakalım Akşam gazetesinde hangi haberler var? Yine manşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları var. Cumhurbaşkanı Şer İttifakı'na yüklendi. Bunlar siyaseti millete hizmet için değil, içerideki ve dışarıdaki Sorozların talimatları için yapıyorlar. Beni Soroz getirmedi, alırsa da milletim alır diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir itirafı, sonunda itiraf ettiği başlığıyla duyurulmuş, 15 vekile gidin talimatını ben verdim. CHP Kılıçdaroğlu kiralık vekil rezaletiyle ilgili ağzındaki baklayı çıkardı. 15 milletvekiline gidin, bu kumpası bozun dedim diyen Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren günah ortak olur sözleriyle de dini siyasete alet etti deniyor bu haberde. Hemen yanında bir başka haber var. Arjantin'i de dolandıracaktık başlığıyla, hatırlayacaksınız çiftlik bank vurgunu ve skandalı haberlerimizle sizlerle paylaşıp ekranlara taşımıştık. Şimdi çiftlik bankın yazılımcısı Judy Cumhur Yurdakul etkin pişmanlıktan faydalanıp dolandırıcılık zinciriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu deniyor. Kara kutu konuştu bir anlamda. 6 kritik isimden biriydi çünkü Judy Cumhur Yurdakul. Temmuz 2017'de Mehmet Aydın'la, yani çiftlik bankın kurucusu olan, firari olan isimle Arjantin'e gittik. Burada şirket kurup aynı sisteme entegre edecektik. Ancak 5 ay uğraşmamıza rağmen bürokratik engelleri aşamadık. Biz de Uruguay'a geçtik diyor. Çok konuşulan çiftlik bank skandalı ile ilgili bir haber Akşam gazetesinde. Ve İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları Moskova'da zirvede bir araya geldiler. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz ayda Türkiye'de, Ankara'da bir zirve düzenlenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı bir araya gelmişlerdi. Şimdi ise Dışişleri Bakanları bir araya geldi Moskova'da. Ve gündem tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Suriye'nin geleceğinin ne olacağıyla ilgiliydi. Diyelim ve Güneş Gazetesi'ne isterseniz hep birlikte geçelim. Bakalım Güneş Gazetesi'nde hangi haberler var? Kemal'in gözü Pensilvanya'da, CHP Genel Başkanı ile ilgili bir haber bu. Bütün umudunu FETÖ'nün proje aday planına bağlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sinsi tezgahın çökmesiyle ne yapacağını şaşırdı deniyor gazetede. Kara kara düşünen Genel Başkan, FETÖ'den gelecek işareti bekliyor denmiş Güneş Gazetesi'nde. Ve hemen altında bir başka haber fıkra gibi başlığıyla duyurulmuş. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay katıldığı TV programında kullandığı ifadelerle alay konusu oldu. Neydi o ifadeler? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının parti içinden olacağını,
Ancak olmayabileceğini de söyleyen Altay, kimdir bilmiyorum. Kendisi biliyordur, bilmiyordur da olabilir, emin değilim. Adayımızı açıklayacağız. Salı sallanır, çarşamba da olabilir. Cuma'ya kalacağını sanmıyorum demiş. Gerçekten fıkra gibi, hani tam olarak ne demek istediğini anlamak biraz güç bu açıklamalardan. Ve bu son olsun başlığıyla bir haber duyurulmuş. Sık sık ölümlü kazaların yaşandığı bir kavşak Konya Akşehir'de. Son olarak 4 kişi o kavşakta meydana gelen trafik kazasında can verdi. Halk da ayaklandı, isyan ettiler ve yolu trafiğe kapattılar. Bu haberde duyurulmuş. Tabii tıpkı terör gibi trafik terörü de çok ciddi can kayıpları verdiğimiz bir nokta.